Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Gaziantep Kuaför Ali'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Ali Yılmaz Beyefendi var. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz efendim? Ben Gaziantep'te 25 yıldan beri bu işe emek vermekteyim. Evet efendim. Bu mesleğe severek ve gönüllü bir şekilde hitap ediyorum. Evet efendim. Babadan oğula kalan bir meslek mi yoksa kendiniz mi karar verdiniz bu sanatı icra etmeye? Bu bize amcamdan kalan bir meslektir. Halen amcamla beraber ne kadar işte güzel çalışıyoruz. Genelde babadan oğladır ama siz amcadan yeğene olmuş. Fiziki yer değişik oldu. Amcadan oğula geçti. Ne kadar güzel efendim. Evet. Peki ben biraz fiziki yapınızdan bahsetmek istiyorum. Kaç metrekare alanda hizmet vermektesiniz? Efendim bizim şu anda Gaziantep'te iki salonumuz var. Evet. İki salonumuz bir var. Bir şubeniz daha var. Evet, bir şubemiz daha var. Bu şubelerimizde geniş kapsamlı çalışıyoruz. Evet, metrekare olarak kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? 80 rahat 80 evet, 80 olarak evet, mı? Evet, evet efendim. Peki ben vermiş olduğunuz hizmetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii güzellik üzerine olduğu için, evet. Olduğu zaman biz bayanlar biliyorsunuz ki asla taviz vermiyoruz. Evet. Gördüğümüz kadarıyla saç boyasından tutun, kaynak evet. Ve kişisel bakım da dahil olmak üzere evet. Birçok hizmeti veriyorsunuz değil mi evet, efendim? Evet efendim, veriyoruz. Yani A'dan Z'ye bayanlarla ilgili her türlü hizmeti sağlıyoruz evet. Diyorsunuz. Evet, geçiyoruz. Peki diyelim ki benim gibi saçları kısa olan bir müşteriniz geldi. Evet. O kişiye kaynak yapmasını önerir misiniz? Yoksa farklı bir saç modeli veya tarzı mı önerirsiniz? Nedir? Efendim bu müşterinin tarzına göre değişir o. Evet. Mesela, kısa saça kaynak uygulaması sizce ne kadar doğru? Bence çok kısa olduğu zaman pek doğru bir işlem değil. Evet. En azından saçların omuzlarda olması lazım. Yani güzel bir görünüm olması için. Peki saçın kaliteli olduğunu ya da gerçek ya da naylon saç olduğunu nasıl anlayabiliriz? Efendim bunu zaten iyi bir kuaför saçı eline aldığı zaman anlayabilir. Evet. Kuaför yani, anlayabilir mi? Peki müşteriniz nasıl anlayacak? Yani, iyi bir kuaför müşterisine güzel bir şekilde hitap ettiği zaman onun evet. Nasıl bir saç olduğunu, nasıl bir kalite olduğunu izah edebilir. Yani demek oluyor ki kuaförümüzü seçerken işinde uzman, deneyimli kişilere başvurmamız bence gerekiyor değil mi? Evet efendim. Evet efendim. Peki biz bayanlar biliyorsunuz ki sürekli olarak canımız sıkıldığı zaman saçlarımızı kestiriyoruz evet. Ya da modeller yaptırıyoruz evet. Veya rengini değiştiriyoruz. Evet. Bu sene 2013'ün trendleri nelerdir? Saç rengi nelerdi? Saç trendleri. Efendim bu senenin saç... Geçen sene kurmal modası evet. Vardı. Bu sene sıcak tonlar. Sıcak tonlar. Kahve tonları kahve mı? Tonlar evet. Evet. Bu sene sıcak tonlar daha çok tercih ediliyor. Peki sarışın bayanlar için ne diyorsunuz efendim? Sarışınlık hala gündemde mi yoksa? Gündemde de yani şimdi şu şekilde. Yani doğallık her zaman ön plandadır. Evet. Yani natürel renkleri tabii. Daha çok tercih ediyorlar diyorsunuz. Evet, evet. Kızıl, kahve veya kumral. Evet. Evet efendim biz bayanlar biliyorsunuz demiş olduğunuz gibi natürel renkleri daha çok tercih evet. Ediyoruz. Evet. Kahverengi olsun, kumral olsun, kızıl renkler olsun. Daha çok doğal tonlar. Evet efendim. Peki sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Var mıdır? Çünkü her esnafın şu anda bir sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Ki sırf Gaziantep bölgesinde değil tabii ki. Evet. Türkiye'nin her yerinde. Siz de tabii ki Orta Doğu'ya yakın bir bölge olduğunuz için ne kadar olsa sizi az çok etkilediğini düşünüyoruz. Sizi de etkiliyor mu? Acaba bayanlar sektörünü etkiliyor mu? Bizde şu şekilde. Yani genel olarak bu işi iyi bilenleri yapması daha çok tercihimiz. Yani evet. O işi. Size çok yani, iyi bilenler de evet. Müşteri, müşteriye hitap ediyor. Çok iyi bilmeyen de müşteriye hitap ediyor. Yani evet. Zaten bunların müşteriler iyi ve kötü olduğunu kuaförün kendilerine artık zamanla evet. Ayırt edebiliyoruz zaten. Evet. Bir de ben biraz kişisel bakıma değinmek istiyorum. Biliyorsunuz evet. Kişisel bakım ürünleri ve evet. Yapılan malzemelerin evet. Daha doğrusu kullanılan malzemenin çok steril olması gerekiyor. Biliyorsunuz birçok evet. Hastalıkları getirdiği için. Evet. Sağlık sorunlarını getirdiği için. Görmüş olduğumuz kadarıyla siz kişisel bakım olan aletlerinizi ve cihazlarınızı steril ettiğinizi görüyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz size efendim. Evet, efendim. Çünkü insan sağlığı çok önemli. Evet. Ve özellikle biz bayanlar için. Zaten bayan erkek fark etmiyor ama biz bayanların daha kolay, daha hassas olduğu için evet. Manikür olsun, pedikür olsun, kişisel evet. Bakım olsun. Hassas olduğumuz için bu konuda çok teşekkür ediyorum efendim sizlere. Biz teşekkür ederiz. Geleceğe yönelik planlarınız ve projeleriniz nelerdir?
Geleceğe yönelik planlarımız daha büyük bir salonlar açabilmek. Daha büyük bir salon açmayı düşünüyorsunuz, evet, değil mi efendim? Evet. Zaten iki şubeniz var sanırım. Evet, evet. Bir yani ikisini birleştirip daha büyük bir yer açmayı düşünüyorsunuz yoksa ayrı ayrı mı? Daha büyük bir salon, tek salon düşünüyorum. Daha büyük bir salon sektöre hizmet daha iyi verebilmek için. Evet, o zaman diyorsunuz belki hizmetlerimiz de farklı yönlerde, mesela saç bakımı olsun, cilt bakımı olsun, neden olmasın değil, evet, mi efendim? Evet. Evet efendim, son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Özellikle bayanlara. Özellikle bayanlara, bizi tanıyan bayanlara özellikle gelip kuaförüyle hizmetlerini görmesini istiyoruz efendim. Evet efendim. Eğer biz bayanlar 2013 trendlerinin yeni modellerini görmek ve taşımak istiyorsak kuaför Ali'ye geliyoruz değil mi, evet, efendim? Evet efendim. Bekleyin. Çok teşekkür ederim efendim, teşekkür vermiş efendim olduğunuz bilgiler için. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyici, bugün sizlere Gaziantep kuaför Ali'den seslendik. Söz merkez stüdyolarında.